Üçüncü bölüm. Topluluğun önderleri. İşte güvenilir bir söz. Eğer bir kimse gözetmen olmaya hevesliyse, iyi bir görev arzu etmiş olur. Ancak gözetmen, ayıplanacak bir yönü olmayan, tek karalı, davranışlarında ölçülü, sağduyulu, saygın, konuksever, öğretmeye yetenekli biri olmalı. Şarap düşkünü ve zorba olmamalı. Uysal, kavgadan ve para sevgisinden uzak biri olmalı. Kendi evini iyi yönetmeli. Çocuklarına söz dinletip kendisine tam bir saygı göstermelerini sağlamalıdır. Kendi evini yönetmesini bilmeyen Tanrı'nın topluluğu nasıl güdebilir? Gözetmen yeni iman etmiş biri olmamalıdır. Aksi halde gurura kapılıp iblisin uğradığı yargıya uğrayabilir. Ayıplanacak bir duruma ve iblisin tuzağına düşmemesi için topluluğun dışında olanlarca da iyi bir insan olarak tanınmalıdır. Aynı şekilde topluluğun görevlileri, özü sözü ayrı, şarap tutkunu ve haksız kazanç peşinde koşan kişiler değil, ağırbaşlı kişiler olmalı. Temiz vicdanlı imanın sırrına sarılmalıdırlar. Bunlar da önce sınansınlar, eleştirilecek bir yönleri yoksa o zaman görev alsınlar. Aynı şekilde görevli kadınlar iftiracı değil, ağırbaşlı, davranışlarında ölçülü ve her bakımdan güvenilir olmalıdırlar. Görevliler tek karılı, çocuklarını ve kendi evlerini iyi yöneten kişiler olsunlar. Görevlerini iyi yapanlar, kendileri için iyi bir yer edinirler ve Mesih İsa'ya olan imanda büyük cesaret kazanırlar. Büyük sır. Yakında yanına gelmeyi ümit ediyorum. Ama gecikirsem, gerçeğin direği ve dayanağı olan Tanrı'nın ev halkı, yani yaşayan Tanrı'nın topluluğu içinde nasıl davranmak gerektiğini bilesin diye sana bunları yazıyorum. Kuşkusuz Tanrı yolunun sırrı büyüktür. O bedende göründü. Ruhça doğrulandı. Meleklerce görüldü. Uluslara tanıtıldı. Dünyada ona iman edildi. Yücelik içinde yukarı alındı.